Arkadaşlar hepinize merhabalar, Ukap ben, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans, Eylül ayı Clan Savaş Ligi 2. gününü gerçekleştireceğiz. Arka fonda da müzikleri duyuyorsunuz. Tekirdağ Karadenizlilerin oluşturduğu bir eğlentideyiz. Bu eğlentide kucağımda çocuk, tek elle sizlere savaş yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Umarım güzel olur. Evet, hemen saldırıya geçiyorum. Bu kendi klanımdan, Ukap 3 hesabımdan bir saldırı olacak. Klan kalesi dolu. Ejder, balon artı yarasa saldırımıza başlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi önceliğimiz her zamanki gibi kartal topu olduğunu düşünerekten bir bebek ejderle şu kenara açalım, diğer bebek ejderle diğer kenara açalım. Elektro'yu da şu orta yola sallayalım ve savaşa açık açık ortak olalım. Barbar kralla kraliçeyi de kenardan yolladım ki ejderler dağılmasın. Şimdi kartal topuna doğru yol alıyoruz. Arkadaşlar tek elim öyle bir koptu ki çocuğu tutmaktan zar zor savaş yapıyorum. Bir de üzerine horon, yani zaten gımıl gımıl olayım, anlatamayım size daha. Eyvah eyvah, bakayım ne oldu. Evet, gümüş sandık ilgi açıldı. Tabii Clash Royale'den de bildirim geliyor. Bildirimleri de kapatmadık savaş anına başlarken. Evet, güzel gidiyoruz. Zeplin girebilecek mi? Zeplin koruyucu etkisini alamadık. Evet, içeri düştü, şansımızda problem yok. Güzel bir şekilde buradan artık 3 yıldızı yarasaları da gönderiyorum. Rahat bir şekilde 3 yıldızı alırız arkadaşlar. Çok da zorlanacağımızı düşünmüyorum. Bir diğer savaşım çok önemli. Son durum nedir bilmiyorum. Galip gelir diye tahmin ediyorum. Burada da orada da 2 galibiyetle gene günü kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Buradan 3 yıldız fazlasıyla gelecek. Köyde savunma falan kalmadı artık. Ejderler, yarasalar, balonlar, okçu kraliçenin özelliği duruyor. Gayet güzel bir şekilde savaşımızı tamamlamaya doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Evet, güzel bir galibiyet. İşte okçu kraliçe finişi gösteriyor bizlere. Evet, hemen ben diğer saldırıya geçeceğim arkadaşlar. Sizler bir yere kaybolmayın. Diğer saldırıyla hemen karşınızdayım. Geldik ana hesabımıza. Güzel bir saldırı yaparız inşallah. Şu anda 29-26 tek yıldızla savaşı kazanıyoruz. Rakibin tek bir saldırı hakkı kalmış. Bizde 2 tane var. Bir yıldız alsak kafi ki şu anda aslan kardeş saldırı yapıyor. Hemen onun saldırısına bir canlı bağlantı gerçekleştirelim. Evet, güzel bir şekilde inşallah 2 bilemedin 3 alır ve rahat bir şekilde de savaşı kazanırız. Biliyorsunuz aldığımız her yıldız aleyhimizde delil olarak kullanılacak ki bir üst lige sadece tek bir takım çıkıyor. İnşallah cesur yürek klanını bir üst lige taşıyacağız arkadaşlar. Ya vallahi kusura bakmayın, inşallah kötü saldırmam. Kolum koptu koptu. Hanım dans edeyi ortada, horon tepeyi, ben kenarda çocuk kucağımda tek elle savaş yapayım. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım? Elimden geleni ardıma koymuyorum. Aman diyeyim, aman diyeyim. 2 yıldız için biraz daha içeri girin arkadaşlar. Evet, çok fazla dışarıda kalmayın. Orada biraz zaman kaybediyor. Kaya sıçar kenardan kenardan vuruyor. Evet, bir anda internet gitti geldi. Hadi gir ona artık da, gir ona, gir gir gir. Oho, yapmayın askerler ya, şuradan alt tarafı bir anda binayı alacaktınız ya. Evet, sağlık olsun, tekte kaldı muhtemelen. Olsun, problem değil. Olmayan şeyler değil, biz de tekte kalıyoruz. Şimdi ben de 5. köye saldırı gerçekleştireceğim. Kafamda ana binaya barbar kral ve okçu kraliçeyle girip belki şampiyonu da peşlerine salmak var. Zeplinle ortaya doğru yol alıp ortada patlatmak var ama bakalım umduğum taş baş mı yarayacak, savaş mı yapacak, göreceğiz. Evet, şimdi buz golemi saldık arkadaşlar. Buz golemi, barbar kral, yukarıdan da okçu kraliçeyi hemen üstten atıyorum. Barbar kral biraz hızlı hareket ederse çok mutlu, mesul olurum. Hemen bir buz attık. Yoksa tekli cehennem kulesi bizi linç edecek arkadaşlar. O linç etmeden biz görevimizi yapalım. Şampiyonu da gönderiyorum. Yoksa olacak gibi değil. Evet, içeriden kahraman gelince tabii bizim olay patlak verdi. Ortada ne şampiyon kaldı ne okçu kraliçe. O da birazdan hakkını rahmete kavuşacak. Hiç büyü harcamıyorum oraya. Maalesef umduğum gibi olmadı. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi yukarıdan saldırı gerçekleştireceğim.
Ya kartal topu beni korkutuyor. Aslında oraya girmeyip de direkt ana bina tarafından mı girsem karar veremedim ama her zaman yaptığımı yapacağım. Zeplini arkalarından salacağım. Artık gittiği yere kadar gider. Evet, ejderleri gönderdim. Arkadaşlar biraz gecikmeli ordular atıyor olabilirim. Tek elle ancak geçebiliyorum. Hem ekranı kaydır hem orduyu at. Benim için birazcık sıkıntı oluyor. Zeplini gönderdim. Umarım gözden kaçırmadan koruyucunun koruma kalkanını basabilirim. Evet, bastık. Evet, zeplini aldı. Bakalım zeplini. Hadi eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Hortuma yakalandı. Bütün hava savunmalarını aldı. Bütün hava savunmalarını aldı ama orada patladı. Yani sağlık olsun, ana binaya giremedik. Galiba ben de tekte kaldım. İşte umduğum gibi olmuyor bazen bazı şeyler. Düşüncelerim elimde patladı. Oradaki açıklıktan faydalanayım derken aslında zeplini oradan gönderseydim şu anda 2 yıldız cepteydi. Zeplini öteki taraftan göndererek hiçbir şey elde edemedik açıkçası. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Savaşı kazandık ama neden takımı bir artı yıldız kazandırmayayım düşüncesiyle hareket ediyordum. Maalesef nedenini bilmeden kazandıramadım. Umarım arkadan gelen horon sesleri sizi canlandırıyordur. Biraz daha neşe katıyordur. Biraz daha eğlenceli hale getiriyordur arkadaşlar. Eğer ki eğleniyorsanız ne mutlu bana. Evet, son ordundan da kalan ejder de ölünce %79'da kaldık. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın, umarım beğenmişsinizdir. Daha doğrusu umarım eğlenmişsinizdir. Arkada horon sesleri, önde benim savaş güzelliği. Elimden gelen bu kadar oldu. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Klan Savaş Ligi'nin videoları devam edecek. Ve en önemlisi, abonelerime teşekkür ediyorum. Yeni aboneler de geliyor. Herkese teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İzleyenlerin de abone olmasını rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.